Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere onluk bozarak çıkarma işlemi konusunu anlatacağım. Özellikle şöyle verilmeyen rakamlar olduğunda, verilmeyen sayılar olduğunda nasıl yapmalıyız? Böyle işlemlerde öğrenciler sık sık takılıyorlar, hata yapıyorlar. Bunları sizlere anlatacağım. İlk önce şuradan başlayalım örneklerden hiç bekletmeden sizleri. Şimdi çıkarma işlemine biliyorsunuz birler basamağından başlıyoruz. 6'dan 9'u çıkarmak istiyoruz ama çıkaramıyoruz. Niye çıkaramıyoruz? Çünkü elimizde 6 tane varken 9 tane ya da şöyle düşünün 6 lira param varken 9 lira veremem. Değil mi başkasına? Çünkü param yetmez. Az geliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Komşudan bir tane onluk alıp o altının yanına koyuyoruz. Şöyle yukarıda göstereceğim. Bakın yanına koyduk. 16 oldu. Komşuda 4 tane vardı. Birisini verdiği için burada 3 tane kaldı. Şunları çiziyorum. Şimdi 16'dan 9'u çıkaracağız. Burada iki yöntem kullanabilirsiniz. Şöyle 16'yı aklımızda tutuyoruz. Geriye doğru 9 tane sayıyoruz. 16'dan başlıyoruz ama 16'yı söylemiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Çünkü çıkarma işlemi demek geri geri gitmek demek. Sayıyorum. 15 14 13 12 11 10 9 8 7. Buraya 7 geleceğini anladık. Şöyle diyebilirsiniz. Öğretmenim ben geriye doğru sayarken şaşırıyorum. Kafam karışıyor. O zaman şunu yapabilirsiniz. Şimdi biz 16'dan 9'u çıkaracağız ya. Geriye doğru gitmektense 9'dan başlayarak 16'ya doğru ileriye gidersiniz. Böylece arada ne kadar sayı olduğunu, ne kadar fark olduğunu anlarsınız. Onu da deneyelim. Bakın, 9'dan başladık, 16'ya kadar gideceğiz. Hatta giderken buraya bazı işaretler yapalım. 9'dan başlıyoruz. Tabii 9'dan sonra 10 geliyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın, 7 defa 7 adım atıyorum. Demek ki 16 ile 9 arasında 7 adım var yani. Demek ki 16'dan 9 çıktığında 7 kalıyor diyoruz. Çok uzatmayalım. Şimdi geldik buraya. Onlar basamağına. 3'ten 8'i çıkaramadım yine değil mi? Az geldi. Ne yapıyorum? Komşudan bir tane alıp bunun yanına koyuyorum. Oldu burası. 13. Komşuda ne kaldı? 4. Şimdi 13'ten 8'i çıkarıyorum. Sayıyorum geriye doğru. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya da 8'den 13'e kadar gidiyorum. 9 10 11 12 13. 5 adım attığımı anlıyorum. Buraya 5 geldiğini fark ediyorum ve 5 yazıyorum. Burada 4 kalmıştı. 4'ten çıkaracak bir sayı olmadığı için 4'ü aşağı indiriyoruz ve cevabımız 457 oldu. Şunları da yapıp daha sonra şu verilmeyen sayılara geçelim. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. Bunun yanına koyduk. 0'ın yani önüne koyduk. Ne oldu? 10 oldu, değil mi? 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Şimdi her seferinde artık tek tek saymıyorum. Çok sıkıcı olmasın, videoyu uzatmayalım. Burada ne kaldı? 1 kaldı değil mi? 1'den 8 çıkmaz. Buradan aldık. 11 oldu. Burada 8 kaldı. 11'den 8 çıktığında 3 kalıyor. 8'den 3 çıktığında da 5 kalıyor. 535. Şurayı yapalım. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. Oldu 15. Burada 3 kaldı. 15'ten 9 yine saydığımız zaman 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 3'ten 8 çıkmaz komşudan aldık 13 oldu. Burada kaldı 5. 13'ten 8'i çıkardığımızda şurada yapmıştık. Ne kalmıştı? 5'ti değil mi? Zaten siz bu çıkarma işlemlerini yaptıkça 13'ten 8 çıktığında 5 kaldığını hemen anımsayacaksınız. Çünkü yapa yapa artık ezberleyeceksiniz aslında. Devam edelim. 5'ten 1 çıktı 4. Şimdi geldik esas konuya şuraya. Bakın burada bir sayı varmış, bir rakam varmış. Burada çıkarma yapılmış ve 6 kalmış. Üstteki rakam kaç olabilir? Hangi sayı olabilir? Şimdi bunu şuradan bulabilirsiniz. Bakın, sayılar birbirine yakın olduğunda böyle toplama yapılarak yukarıdaki rakamın kim olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl? Ee, 6 ile 9'u bir araya getirdiğimizde burada 15 oluyor, değil mi? Demek ki burada 5 varmış. Yani komşudan alıp 15 olmuş. Çünkü 15'ten 9'u çıkardığımızda 6 kalıyor. Böyle bulabilirsiniz. Sayılar birbirine yakın olduğunda, uzak olduğunda farklı bir şey deneyeceğiz. Şimdi yapalım. Yani burada 5 varmış demek ki. Çünkü 5'ten 9 çıkmamış. Komşudan almışlar. Burası olmuş 15. Sonra 15'ten 9 çıkarılmış ve 6 kalmış. Demek ki buraya gelecek rakam 5'miş. Şöyle bir kare içine alalım ne yaptığımızı görelim. Komşuda 3 kaldı. İşte öğrencilerin yaptığı şey böyle oluyor. Yani hata burada oluyor. Komşudan alınanı unutuyorlar. Ya da komşudan alındığını anımsamıyorlar, düşünemiyorlar. O yüzden burada 4 varmış gibi düşünüyorlar. Buraya ona göre bir rakam yazıyorlar ama sonuç olmuyor. Yani burada konulan rakam yanlış oluyor. Burada 3 kalıyor sevgili öğrenciler. Çünkü birisini buraya vermişti. Peki 3'ten hangi sayı çıkarsa 6 kalır? Şimdi 3'ten kimi çıkarırsanız çıkarın 6 kalmaz. Çünkü 3 daha küçük bir sayı. E, çıkarma işleminde geriye doğru gidiyorsunuz. Yani buradaki 3 aslında 13 olması gerekiyor büyük bir sayı olması gerekiyor ki 6 kalsın. O zaman 7'den bir tane e, rakam alınması, bir sayı alınması gerekiyor. Bir e, yanına önüne konması gerekiyor. 13 oluyor yani burası. Bu sefer burada da 6 kalıyor. Şimdi 13'ten 6'ya kadar nasıl hangi rakamı yazmalıyız? Buradan yine şunu yapabilirsiniz. 6'dan 13'e kadar gidebilirsiniz. Mesela 7 8 9 10 11 12 13 diye sayarsınız. Ya da 13'ten 6'yı çıkarırsınız. 13'ten 6 çıktığında 12 11 10 9 8 7. Yani buraya 7 geleceğini anlarsınız. Bunu da bulduk, 7'yi de bulduk. Demek ki buradaki boş yere 7 geliyormuş. Şimdi burası kaldı. 6 kalmıştı. Çünkü birini verdi. 6'dan 2 çıktı 4. Buraya da 4 geliyormuş. Bakın şurada da yine verilmeyen yerler var. Onları şöyle bir önceden çizelim ki nereleri bulacağımızı, neler yapacağımızı böylece anlamış olalım. Şimdi bakın yine bir tane sayıdan 8'i çıkaracağız. Çıkarmışlar ve 4 kalmış. Burada ne yapıyorduk? Sayılar yakın olduğunda birbirine şunların ikisini toplayarak üstteki sayıyı bulabiliyorduk. 8 ile 4'ü topladığımızda ne yapıyor? 12 oluyor. Demek ki burada 2 var. Komşudan alıyor 12 oluyor yani. 12'den 8 çıkıyor 4 kalıyor. O zaman komşuda 5 değil de 4 kalması gerekiyor şurayı da yazayım. Evet, şimdi biz 4'ten 6'ya gitmeliyiz. Tabii ki 4'ten 6'ya geriye doğru gidilmeyeceği için e, burasının da 14 olması gerekiyor ve komşudan bir tane alınması gerekiyor. Yine komşudan aldığımızı hayal ediyoruz. Şöyle silelim burayı. 14'ten 6'ya ne kadar e, gitmemiz gerekiyor? 8 adım gitmemiz gerekiyor. Geriye doğru saydığınızda 13, 12, 11 bu şekilde 6'ya kadar 8 adım ya da 6'dan 14'e gidersiniz yine 8 adım olduğunu anlarsınız. buradaki boş yere de 8 gelecekmiş. Şimdi buradaki boş yere de bir tane fazla vermemiz lazım. Çünkü bir tane e, onlar basamağına gönderdi ya yüzler basamağından. O zaman buradaki sayı bakın 5, 2 daha 7 yazmamız gerekirken biz buraya bir tane fazla koyuyoruz 8 koyuyoruz. Çünkü birisini verince 7 kalacak. 7'den 2 çıkacak ve 5 olacak. Umarım anlatmak istediğimi tam ifade edebiliyorumdur. İnşallah anlatabiliyorumdur. Devam edelim. Son alıştırmayı da yapalım. Bakın 4'ten hangi sayıyı çıkarırsak 8 kalır? Hiçbir sayıyı çıkarırsak 8 kalmaz. Komşudan alınması gerekiyor. Çünkü 4 küçük bir sayı. Es geriye doğru gittiğimizde 8 olmaz ki. Geride 8 yok. 8 ileride. O zaman bunun 14 olması gerekiyor. Buradan bir tane alması gerekiyor yani. Şöyle yukarıya yazayım. 14 olacak burası. Buraya bir tane fazla vereceğiz birazdan oraya geldiğimizde. 14'ten 8'e kadar ne kadar gitmemiz gerekiyor? 6 adım atmamız gerekiyor. İşte buraya 6 gelecekmiş. Şimdi burada şu ortadaki onlar basamağında 7 ile 5'i topladığımızda 12 oluyor. Ama bir tane fazla vereceğiz çünkü komşuya gönderdik. O zaman buraya 12'nin ikisini değil 3 yazıyoruz. 13 olacak çünkü. Buraya 3'ü koyduk çünkü bir tane komşuya verince 2 kalıyor ve 12 olacak. Buradan alacak. 12'den 5 çıkacak ve 7 kalacak. Doğru rakam burada 3 olacak. Yani biz buraya 2 koymayacağız. 2 koyarsak biri gider, 1 kalır yani. Olmaz. Şimdi geldik buraya 8 vardı değil mi ama birisini gönderdi onlar basamağına. O zaman buraya 7 yazmalıyız. Yani 7 olmalı burası. 7'den 1 çıkmalı ve şu boş yere ise ne gelmeli? 6 gelmeli. İşte verilmeyen rakamlar olduğunda çıkarma işlemini uygularken hangi rakamı koyacağımızı düşünürken komşudan aldı mı almadı mı ona bakmamız gerekiyor. Eğer komşudan aldıysa ona bir tane fazla vermemiz gerektiğini düşünmemiz ve e, uygulamamız gerekiyor. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.